Otomobil hazır. Bey'e haber vereyim. Otomobil hazır efendim. Geliyorum. Bugün nezaket dersi, sonra da Fransızca çalışacağız efendim. Güzel, çok güzel. Dadının sözünden çıkmayacaksın kızım. Peki babacığım. Akşama şikayet istemem. Dadını da üzmek yok. Bilhassa hizmetçinin oğluyla oynamasına karşıyım efendim. Küçük Hakkı yoksul bir çocuk. Kızınız onunla arkadaşlık ederse daha küçük yaşta basit huylar edinebilir. Benim kızım benim sözümden çıkmaz. Evden dışarı çıkmayacağım. Dadımın sözünü dinleyeceğim babacığım. Aferin kızım. Hadi hoşça kal. Hemen derse başlayacağım. Sen konağın kızı. Onunla beraber olamazsın oğlum. Bir daha seni onunla oynarken görürlerse ikimizi de kovarlar burada. Ama anne, biz onunla sadece arkadaşız. Fakirle zengin arkadaş olamaz oğlum. Ben işimi bitirip gelinceye kadar burada bağlı kalacaksın. Kaide günaydın demektir. Çünkü nazik insanlar sabahları kalkar kalkmaz ilk iş... Hey! Nereye? Eğer gene o çocukla oynarsan... Ama o benim arkadaşım! Gene kaçmış. Esen'le oynamaya gitmiş. Beni oğlumla yalnız bıraktı. Bir akıl ver bana. Bizim sevgimiz, aşkımız gibi onların da... büyüyünce acı çekmesini istemiyorum. Hakkı'nın yalnız ellerini bağlayabilirim. Onun küçücük kalbini nasıl bağlarım? Ayşe kızım! Çabuk, Hulusi Bey istiyor seni. Neden? Esen attan düşmüş, Hakkı düşürmüş onu, çabuk gel! Aman Allah'ım! Sen kızımı nasıl attan düşürür? Onun yaralanmasına nasıl sebep olursun? Cüneyt Kahit! Hayır baba, beni o düşürmedi. Ben kendim düştüm, at ürktü. Sen sus! Ata iyi binersin sen. Anneciğim, Esen'i ben düşürmedim anne. Benim suçum yok anne. Sus Soyha! Oğlunu çok düşünüyorsun değil mi? Bir de kızımın haline bak. Vay yavrucuğum! Yaklaşma ona!
Sana kaç kere söyledim oğlun kızımla oynamasın diye. Söylediniz efendim. Oğlumu kulübeden çıkmasın diye bağladım. Ellerini bağladım. Ama kalbini bağlayamam. Kalbini mi? Kalp sözü ağzına hiç yakışmıyor. Ne diyorsun sen? Bir insanın her şeyine mani olursunuz Hulusi Bey. Ama kalbine asla. Saçmalıyorsun kadın. Gerçekler şimdi saçma mı oluyor? Bir zamanlar benim de kalbime siz... siz de mani olamamıştınız Hulusi Bey. Sus be kadın. Sen ve oğluna aciz birer varlıksınız. Benimle böyle konuşamazsınız. Bir zamanlar Hakkı'nın babası sağken biz de varlıktık. Yeter! Kadere, ecele inanın Hulusi Bey. Yeter, al çocuğunu, defol evimden. Defol! Gel yavrum. Var galiba. Oku almışlar sanki. Gidip bir bakalım. Belki de biri ölmüştür. Azrail'in insanı nerede yakalayacağı belli olmazmış. Hele gidip bir bakalım. Hadi gidelim. Anne! Anneciğim! Gelin yardım edin. Annemi kaldırın, konuşsun benimle. Ölmüş. Anne, gel oğlum. Gel. Annem ölmedi. Ölmedi annem. Bırakın beni. Bırakın beni. Annen meleklerin yanında şimdi. Eğer böyle ağlarsan çok üzülür oğlum. Ah zavallı. Anneciğim. Hadi oğlum yemeğini ye. Kaderin önüne geçilmez. Bak artık hep beraberiz, yalnız değilsin ki. Hadi yavrum ye, bizi de kahretme. Hatırımız için ye hadi. Vaziyeti nasıldı? Başımı çok kötü çarpmış. Kendine gelmeyince ne arıza bıraktığını bilemem. Yani durumu tehlikeli mi diyorsun?
yanıyorum. Lambayı yak. Lamba yanıyor. Yanıyor mu? Ama ben görmüyorum. Görmüyorum. Kör oldum. Soruyorum kendime, ben kimim ve neden böyleyim, neden böyleyim? Aynalarda beni tanımam, neden? İçerimi yakıyor anlamadığım bir duygu, sevilmeden sevenin cezası bu. Kendime yük olmuşum, ben beni bilmiyorum, bana bir zehir oldu aşkımın yolu. Bana bir zehir oldu aşkımın yolu. Günden güne eriyim, gözyaşı oluyorum. Sevilmeden öleceğim, kahrolup gidiyorum. Neden sanki şartlı sevgilim bana zulmetme? Sanki şartlı sevgilim bana zulmetme. Neden bu mutluluk bana uzak, yabancı? Neden benim gözlerim yıllar yılı ağladı? Günden güne eriyip gözyaşı oluyorum. Sevilmeden öleceğim, kahrolup gidiyorum. Neden sanki şartlı sevdim bana zulmetme? Sanki şartlı sevgilim bana zulmetme. Nevin, biraz su getirir misin bana? Tam 12 sene oldu. Şarkı söylemekten bıkmadın. Ölünceye kadar şarkı söyleyeceğim Nevin. Ben şarkısız ölürüm. Ölmek mi? Üzüldün mü yoksa? Beni üzmek seni eğlendiriyor. Yok, hayır. Öyle değil. Benim şarkılarımı sevmeni istiyorum Nevin. Sen şarkı söylerken başka bir alemde yaşıyor gibisin. Hangi alemde yaşadığımı bir bilebilsem. Sakın gönlünü kimseye kaptırma. Sarartır, soldurur insanı. Hey! Bir yere mi gidiyorsun? Bunu yalnız bırakmaya gelmez. Fırsatını bulursa sevdiğinin yanına çeker gider. Ne buradan çekip gitmenin, ne de onu aramanın bir faydası var. Yok mu? Neden? Bugün dertlisin. Söyle, dök içini. Evet, içimi dökmek istiyorum. Dök. Kör olduğumdan beri şarkı söyleyerek yaşıyorum. Ben de öyleyim. Benim de gür bir sesim var. Bak anlatayım sana.
Ben sesimi terbiye edinceye kadar neler hadi çektim canım neler. Sen de. Sen şarkı söylemiyor, bağırıyorsun. Sesinde histen eser yok. Ha? Demek ben bağırıyorum ha? Doğru, bağırıyorsun. Demek benim sesimde his yok, öyle mi? Yok tabii. Senin sesinde his olmasa ne olur? Sen bizim kalbimizdesin. Ama bazı insanların kalbinde his yok. Doktordur. İngiltere'den yeni döndü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yıllar sonra tekrar buluştuk. Misafirlerimize çay ikram etmeyecek misin kızım? Tabii. Dadı çay hazırlayın. Tabii kızım. Nasıl buldun doktoru? İşte bize layık bir damat adayı. Asil çocuk, hem de doktor. Demek tahsilinizi İngiltere'de bitirdiniz. Mesleğinizi çok seviyorsunuz herhalde. Mesleğimi sevmek mi? Sevmeyen insan hayatta hiçbir şeye kavuşamaz. Ama mesleğimi kendim için değil Esen Hanım. Muhtaç olan insanlar için seviyorum. Kenan'ın damadım olmasını çok arzu ederim dostum. Tabii Esen'in de fikrini almamız şart. İsteklerinizi yerine getirmek benim için de zevk olacak. Bu zevk için bir müddet bekleyeceksiniz doktor. Birbirimizi iyi tanımamız lazım. Siz karar verinceye kadar yazlık köşkümde bir süre dinleneceğim. Demek gideceksiniz. Rahat karar vermeniz için. Ama inanın ki kalbim sizinle olacak. Bak kızım, hala babanın borcu ödenmedi. Tarlamla bahçemi aldılar. 4 dönümlük yerim kaldı. Bir de bileziklerim. Yok kızım, onları da satarsan sonra sen ne yaparsın? Bileziklerini mi satacaksın? Mecburum. Neden daha önce söylemedin? Ben burada oldukça sana sattırmam. Sami! Ne var? Gideceğiz. Şarkı söyleyip para kazanacağız. Tamam aşık. Ben hazırım. Doktor Bey. Merhaba Hüseyin Efendi. Bizim evin anahtarını versin. Tabii tabii Doktor Bey. Gelme bana sevgilim, çünkü sonumuz gelmez.
yaşatmadığım için gerçek seven kıskanır. Elden kıskandığım için yabancı kollarda. Ömür boyu sevmeyi göze almayacaksan, kutsal olan aşkını bir heves sanacaksan, benim olan bu teni ele koklatacaksan, gelme bana sevgilim, çünkü sonumuz gelmez, çünkü benim sevgilime yabancı el dokunamaz. Ben köylüyüm sevgilim. Hey hey! Hadi bakalım hadi! Şimdi paralar paralar gelsin, paralar açılmasın aralar. Hadi bakalım siz de atın bir şeyler ha. Sağ olun. Hoş geldiniz. Buyurun beyim, buyurun. Çok güzel söylediniz. Al şey, ben alayım. Demek gözlerin görmüyor. İçimde daima yanan bir ışık var. O ışık ki benim rehberimdir. Karanlık bir dünyada yaşıyorum ama zulüm içinde olduğumu sanmayın. Beni yanlış anlama. Göz doktoruyum ben. Ne? Doktor mu? Hem de göz doktoru ha? Seni muayene etmek istiyorum. Gözlerin ameliyat ister. Ameliyat mı? Hemen yapın doktor. Burada olmaz aşık. Şehirde, hastanede. Şehir benim gibi bir köylüye çok uzak. Seni ameliyat edeceğim, söz veriyorum. Sağ olun doktor. Gözlerinde büyük bir aşkın izleri okunuyor. Sevdiğini görebilmek için deli oluyorsun. Doğru değil mi? Aşk insan ömrünün en büyük varlığıdır. Eğer aldanıyorsam siz de deli gibi birini seviyorsunuz. Nereden anladın? O kadar acı çektim ki insan hislerine karşı hassas oldum. İyi bildin aşık. Biz ikimiz de aynı hastalığa tutulmuşuz. Aşk hastasıyız ikimiz de. Siz sevgilinize giden yolları görüyorsunuz. Benimse içimdeki ateşten başka rehberim yok. Sen de göreceksin. Sevdiğin insanı gördüğün gün benim de hayatımın en mutlu günü olacak. Doktor bey söylemişse gözlerin açılacak. Bu mümkün olacak mı? Aa, tabii doktor söyledi. Harabeler kolay kolay eski halini almıyor. Doktor sadece ameliyat edeceğini söyledi. Söyle bakayım, gözlerin açıldığı zaman ilk önce kime bakacaksın? Bilmem. Sürpriz. Burayı muayenehane mi yaptınız? Evet. İkinci müşterim olur musunuz? Birinci müşteriniz kimdi? Gözleri görmeyen fakat çok iyi beste yapıp şarkı söyleyen biri. Ya tanımak isterdim. Neredeyse gelir o da. Sen nasıl geldin buraya? Babam getirdi. Babamla bir iş randevusu varmış. Beni bırakıp gitti. Yoksa memnun olmadın mı geldiğime? Çok. Çok memnun oldum. Çok kaldım burada. Sen gelmeyince ben geldim. İçimde düğümlenen duygular var Esen. Sen bir doktordan ziyade hastaya benziyorsun. İyi dedin. Doktorlar hastalarını iyi ederler ama kendi dertlerine çare bulamazlar. Umut yok, umut yok. Ne bugünden ne yarından. Umut yok, umut yok. Kör olmadan körce yaşayanlar oldukça. Ezildiğini görmeyene yarınımız kaldıkça. Umut yok.
yok, umut yok. Bir anlık menfaata kendini satmış, haklarını arayanları öldürenler çok. Umut yok, umut yok. Bu ne biçim dünyadır, insanlar satılıyor. Bu ne biçim dünyadır, kötülüğe haysiyet deniyor. Bu ne biçim dünyadır, insanlar satılıyor. Bu ne biçim dünyadır, kötülüğe haysiyet deniyor. Bu ne biçim dünyadır, zalim zulüm verdikçe ezilenler uyanmıyor, ezilenler uyanmıyor. Uyan be kardeşim, uyan, uyan be hemşerim, uyan. Sen dünyada adam olmasın oğlum. Doktora ne kadar çok gidersek o kadar çok para alırız. Ne oluyor? Aklı fikri parada. Doktordan para isteyelim diyor. Bu ona hakaret. Yapılır mı hiç? Doktor senin gözlerini açsın yeter aşkım. Senin de tek istediğin bu mu Nevi? Bütün hayatını bana verdin. Daha ne isteyebilirim ki? Ama bu hayat benim değil. Benim olmayan bir şeyi nasıl verebilirim sana? Hadi. Çabuk gidelim. Doktor bekliyor. Önce sana kalbimi verdim. Bundan sonra bütün hayatım senin. Ya kabul etmezsem ne yaparsın? Seni nikah memurunun önüne zorla oturtur, kabul ettiririm. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhaba doktor. Buyurun. İşte sana bahsettiğim aşık, gözleri görmüyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Senin göremediğin bu güzel hanım da benim nişanlım aşık. Gözlerim görseydi sevgilinizi ben de görebilecektim. Halbuki şimdi saadetinize dua etmekle yetiniyorum. Buyurun oturun. Otur otur. Müzik benim de yaşantımın bir parçasıdır aşık. Bir şarkı rica etsem. Tabii tabii. Hadi aşık başlayalım. Hadi. Gülüyorum, bilen bilmeyen de beni mesut biri sanıyor. Bilen bilmeyen de beni mesut biri sanıyor. İçimde bin türlü hasret, her birinden dertliyim. Çare bende diyen sensin, kimden ümit bekleyim. Hasret bulan çaresiz bir sevenim. Nerede gerçek gençliğim, nerede gerçek ümidim? Ne olur geri gelse o çocukluk günlerim. Sen
Canım, canım, sevgili. Şarkı bitti. Çok güzel söylediniz. Ama şarkınız ıstırap dolu. Şarkımın bir adı da ıstırap. Ben ıstırabımı şarkılarımla anlatırım. İçime döker. Alın şunu, gene gelin. Allah sizden razı olsun. Gel kardeş, gidelim. Yorgunluğumuza değdi. Müsaadenizle. Hoşça kalın. Dur biraz. Efendim? Durmayalım, belki parayı geri alırlar. Onlar iyi insanlar Sami. Gene gelin. Beraber gelin. Bana ver, o düşürür de. Siz hiç merak etmeyin, ben getireceğim onu. Elimle hem de. Hadi gidelim kardeş. Allah'a ısmarladık. Çok etkili sesi var. Şarkıları da öyle. Şarkıları sanki bana bir şey hatırlattı. Doktor Kenan Bey iyi bir insan. Fakat Esen'i orada bırakmamalıydı. Yıllarca karanlıklar içinde kalmışsın sen. Alo? Esen kızım? Benim babacığım. Ben de seni çok özledim. Yarın geri dönmeni istiyorum. İşlerimi halledip döndüm. Hemen gel. Peki babacığım. Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum kızım. Babam beni çağırıyor. Beraberce bizim köşke gideriz. Ya Aşık, ameliyat etmem gerek. Söz verdim ona. Aşık'ı da götürelim. Köşkte misafir ederiz. Ben de şarkılarını dinlerim. Sonra da sen ameliyat edersin. İyi olur. Ben köye gider onu alırım. Sen de köşkte hazırlık yaparsın. İnsanları seviyorsun Kenan. İşte bu yüzden gittikçe daha çok bağlanıyorum sana. Ben sizi köşkte bekleyeceğim. Aşığın da odasını hazırlatırım. Ben de köye gidip aşığı alırım. Seni çok özleyeceğim sevgilim. Ben de seni. İşte burada. Sözümü yerine getirmenin zamanı geldi Aşık. Hadi gidiyoruz. Nevin? Nevin? Doktor geldi. Gözlerim açılacak. Başkalarına muhtaç olmayacağız. Gideceğiz. Gidecek misin? Onu ikna edin doktor. Beni burada bırakmayın, götürün. Ne olur, çabuk geri gelin. Ne olur. Geri geleceğim. Acım bittiği gün geri geleceğim. Yaşadığın ıstırabı ben de yaşıyorum. Acımız aynı ama kaynak başka. Bu kadar üzülme bacım. Geri geleceğim dedi ya. Ispalladığınız elbiselerin hepsi bu kadar küçük hanım. Teşekkür ederim Kaya. Geldiler Kaya, çabuk onları karşılayın. Peki küçük hanım. Bu taraftan Aşık. Dikkat. Merdiven var. Hoş geldiniz. Yukarıda odanız hazır. Buyurun.
Kimdir bu adam? Gözleri görmüyormuş. Yeni misafirimiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle geç. Dikkat edin. Bu tarafta. Şuraya otur. Otur aşk. Otur. Çok yumuşak burası. Yatağa oturdun. Yatak mı? Çok sallandı da inşallah o da sallanmaz. Zamanla bu odaya alışırsın. Gözlerim ne zaman açılacak doktor? En kısa zamanda. Ben hastaneye telefon edeyim. Bu iyilikleriniz için size minnettarım. Tanıştığımızdan beri daha ismini bile bilmiyorum senin. İsmin ne? İsmim mi? Gözlerim karanlığa gömüldüğünden beri unutmuş. Bana aşık değil. Sen? Kim bu adam? Bir bestekar baba. Gözleri de görmüyor. Bir müddet kalacak burada. Köşkte misafir edecek kadar mühim biri mi? Şey baba... Her gelene bu köşkün kapısı açılmaz kızım. Bu kararın bizi küçük düşürebilir. Her insan kendi seviyesindekilerle yaşamalıdır. Bir kör bize misafir olamaz. Ne kadar kalacak burada? Bir körle uğraşacak zamanı bulabilecek misin? O değil. Aşıkla ben ilgileneceğim. Hem sonra o benim hastamdır Hulusi Bey. Bu köşke beni kabul ettiğinize göre aşığı da kabul etmeniz gerekir. Sözlerim senin için değil. Hastan değer mi buna? İnsanları maddiyatla değil, biraz da insan oldukları için değerlendirmek gerekir. Tanrım, acıyı verdiğin günden beri hangi insan bu kadar acı çekti? Tanrım, beni yarattığından beri bana verdiğin acı yetti. Başarabilecek misin Kenan? Tabii Esen. Aşığın gözlerinin açılması benim mesleğimdeki başarımın kanıtı olacak. İyi şanslar. Sağ ol. Ne üzgünsün. Bu üzüntü seni de yıkacak Nevin. Yıkılacak nem kaldı Sami. Hakkı gitti, ne ocağımız ne de çubuğumuz kaldı. Onu ben de bekliyorum. Boş bir bekleyiş. Kararımı verdim. Şehre gideceğim. Bulacağım Hakkı'yı. Onu bulacağım. İşte sözümü yerine getirdim aşık. Artık sevgilini görür, mesut olursun. Saadet benden çok uzak. Anlamadım. Ben yıllar önce bir kızı severdim. İkimiz de küçüktük. Şimdi nerede olduğunu bile bilmiyorum. Yani sen o köyden değil misin? Ben bu şehirdenim doktor. Bu şehirden mi? Adın neydi senin? Hakkı. Peki sevgilinin? Hulusi Kibaroğlu'nun kızı Esen. Esen mi? Ne oldu doktor? Sizi kıracak bir şey mi söyledim? Demek sen Esen'i seviyorsun. Yoksa onu tanıyor musunuz? Senin gözlerinin açılmasına yardım eden, şimdi dışarıda koridorda bekleyen ve şu an benim nişanlım olan kız. İşte Esen o. Bana bak Hakkı. Aradan yıllar geçti. Ona çocukluğunu hatırlatacak hiçbir söz söylemeyecek ve hiçbir davranışta bulunmayacaksın.
Görüyorum. Hadi köşke gidelim. Babam bekler. Aşık görüyor artık. Ne oldu? Şaşırdın mı? Yok. Dünya gözü insana neler gösteriyor. İnsan ömrü ne kadar çapraşık bir rüya. Gözü kapalı geldiğin bu köşkte şimdi her şeyi görüyorsun. Bu senin başarın Kenan. Tebrik ederim. Hayır, benim değil. Onun başarısı. Görmek arzusu o kadar kuvvetliydi ki ben sadece vasıta oldum. Baban hastaneye niye gelmedi dadı? Burada, evde bekledim sizi. Bak baba, aşığın gözleri açıldı. O sizin misafiriniz. Beni ilgilendirmez. Öksüz gibiyim, dudaklarım da hıçkırık, sanki benden bir parça, bir zalimin hasretiyle ölmüş gibiyim. Öbürüm sevgilim, etliklerin az bile. Çile. Karşılıksız sevmedim, sen de severdin beni. Madem hasretle öldürdün, gel ellerinle göm beni. Kader diyemem buna, kalbimin hatası bu. Bir zalimi sevmenin demek ki karşılığı bu. Bir vefasız sevmenin demek ki karşılığı bu. Yüzünde hep böyle matem süsü olsa da, gönül bir kere sevmiş geçemiyorsun. Unutulmak acıdır, İnsan unutulsa da. Maziye bakıp bakıp hıçkırıyorsun. Sen ha, sen iblisin birisin. Sen bir köpeksin. Evimde işin yok. Defol! 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 Thank you.
ellerimi ezen. Seni çok özledim Hakkı. Dünya benim değilsin. Benim değilsin dünya. Nimetlerin, verdiklerin sonu gelmeyen bir rüya. Zulüm etmeyi senden öğrenmiş yârim, gözümden yaş dökmeyi senden öğrenmiş kader, boynumu bükmeyi senden öğrenmiş dostlar, beni düşman bilmeyi. Neyim seveyim seni, neyine güleyim seni, her şeyinle güzel de olsan benim dünyam değilsin. Benim dünyam değilsin. Yorulurdum peşinden sevgilimin koşarken, en mutlu insan bendim sen aşkımı yıkmadan. Neyini severim senin, neyine güleyim senin, her şeyinle güzel de olsa benim dünyam değilsin. Benim dünyam değilsin. Kalbimde aradım saadeti, bulamadım ben senden. Yıllar yılı alladım, hani gülmek nerede? Her şeyimle mahvoldum, hayır kalmadı benden. Neyini seveyim seni, neyine güleyim seni, her şeyinle güzel de olsun benim dünyam değilsin. Benim dünyam değilsin. Yorulurdum peşinden sevgilimin koşarken, en mutlu insan bendim sen aşkımı yıkmadan. Neyini seveyim senin, neyine güleyim
hayretle bakıyorsun aşık? Sadece bana merhamet eden kadına minnetle bakıyorum. Ama söylediğin şarkıda minnet değil, aşk ve nefret vardı. En güzel sözleri bir çift göz söyler. Her şeye hükmedilir ama gözlere asla. Gören gözlere hükmedilmez. Görmeyi arzuladığın sevgilini bulabilecek misin? Bulmak da bazen kaybettirir insana. Sevgilinin aksi de bazen hayal olur. Hayalden uzaklaşsan, aslını yakalasan? Aslıyla aramızda uçurumlar var. Eğer o da seni seviyorsa, bu uçurum kalkar aradan. Ona seslensem sesimi duyuramam. Onu görmek istesem açılan gözlerimin feri yetmez. Yıllarca yıkılmışım. Bir gün sevgiline kavuşursan onunla tanışmak isterim. Başka isteğin de var mı? Yarın bir parti veriyorum. Seni dostlarımla tanıştıracağım. Benim için şarkı söyler misin? Sen yeter ki iste. Söylerim. Demek Ayşe kadının oğlu ha? Evet efendim. Babasının resmini eski kulübede buldu. Bu çok kötü hikaye. Onu kovacak mısınız? Ya Esen Kenan Bey? Onlara hiçbir şey belli etmeyeceksin. Hele Esen'e hiç. Çocukluk arkadaşına yeniden bağlanabilir. Bizimle aynı çatı altında kalamaz. İşte dostlarım, size bahsettiğim bestekar. Bize bir şarkı söyleyecek. Birlikte dinleriz değil mi? Tabii. Şarkı söyleyeni görmeye geldim. O benim şeyim. Hakkı Bey'i mi görmek istiyorsun? Evet. Hakkı Bey'in gözleri açıldı artık. Seni görse tanır mı? İşte, işte orada. Dur kızım, dur. Tanıması lazım beni. Böyle giremezsin içeri. Neden? Kıyafetin, halin. Şey, ama onunla konuşmalıyım. Sen gel şöyle, ben onu çağırırım.
gençliğin mahvolsun. İstemem sen beni acıyıp sevesin. İstemem benimle ızdırap çekesin. Ben buyum, ben buyum, ben buyum sevgili. Ben buyum, ben buyum, ben buyum sevgili. Zaten gülmek yasak bana bu dünyada. Zaten gülmek yasak bana bu dünyada. Ben buyum, ben buyum, ben buyum sevgilim. Ben buyum, ben buyum, ben buyum sevgilim. Biri içeride seni görmek istiyor. Bu kız seni görmek istedi. Buyurun. Hakkı görüyorsun. Sen nevinsin? Hakkı, sen gittikten sonra her yer bana zindan oldu. Ama sana kavuştum. Kavuşmak mı? Biz gökteki bulutlar gibiyiz Nevin. Bulutlar birleşse de çoğu zaman ayrılırlar. Ben de senin hayatına giren, sonra ayrılan bir buluda benziyorum. Gözlerin açıldıktan sonra başkasını mı buldun? Aşık nihayet aradığını buldun evi. Aşık? Bakıyorum misafirler içeride, sen burada. Ne yapıyorsun? Bu Nevin köyden geldi. Ona hizmetçiler bakar. Hadi gelsin, misafirler seni bekliyor. Gel. Şimdiye kadar Esen'in bazı tutkularına müsamahkar davrandım. Ama bir an evvel düğününüzü yaparsak, bundan sonra onu idare etmek sana düşecek. Düğününüz en mesut günüm olacak. Bu mesut gününüz başka bir kalbi yaralayacak. Böyle bir şeye neden olmak çok güç. Esen'i de incitmek istemem. O benim için açılmamış bir gonca değil. Ne demek istediğini anlıyorum. Ama bazen gonca açılmadan da koparılır. Seninle biraz konuşmak istiyorum. Ben de gelsem baba. Sen burada kal. Gel benimle. Ne oldu Kenan? Baban bir şeye mi kızdı? Bilmem ki. Belki de baban aşığın şarkısını çok beğendi. Onu tebrik edecek. Gideceksin buradan. Hem de hemen. Demek beni tanıdınız. Tanıdım. Fakat gözlerimin tedavisi bitmedi. Benim kızımın ve ailemin şerefi senin gözlerinden daha önemlidir. Çaresize zulmetmek, insanı insandan farklı görmek, hor görmek, sizin bahsettiğiniz şeref bu mu acaba? Küstahlık etme, sadece karşımda bir hizmetçinin oğlusun sen. Evimde yaşamana mani olacağım. Bir zamanlar anneme de mani olamamış, bu köşkten kovmuştunuz. Benim... Elimi kolumu bağlarsınız ama kalbimi bağlayamazsınız. Çok konuştun. Gideceksin evimden işte o kadar. Çaresize zulmetmek zalimin şanına yakışır. Sana da çok yakışıyor. Defol. Defol evimden. Peki sana bir şey söylemedim hikaye. Köşkten çıkarken gördüm. Sordum, bir şey söylemeden gitti. Nasıl gider? Niçin bu kadar sinirlisin? Aşık gitmiş.
Hem de bir şey söylemeden. Belki de en doğrusunu yaptı. Neden? Çünkü aşık bu köşkü, babanı ve seni tanıyor. O çocukluğundan beri sana aşık olan ve seni seven küçüklük arkadaşın Hakkı. Demek oydu. Onunla ilk karşılaştığımdan beri bir his beni ona doğru itiyordu. Onun hissi aşk Esen, seni seviyor. Ya sen? Benim hislerim aşk değil Kenan. Eğer o çocukluk arkadaşım Hakkı ise, inan bu his aşktan da öte bir şey. Beni ona iten, önüne geçemediğim bir kuvvet var. Demek maziye dayanıyor bu. Eski günlerimde kalbime işlenmiş bir saplantı. Belki de çocukluğumuzun temiz, saf, kutsal bağları bu. Onu bu koca şehirde tek başına bırakamam. Ve sen? Onu bulmalıyım Kenan. İzin versen de biraz da ben çalsam. Tabii tabii, buyur çal, çal da dinleyelim. Dizlerimde kenetlenmiş ellerim, bir sevenden sevgi bekler gözlerim. Dertten şikayetim olamam. Ben aşkım yorgun oluyum. Gerek yok teselliye, şikayetim kendime, olamaz sevgiliye. Sevenlerin peşinden ah etmekten yoruldum. Kaderdir boynumu büken, küsemem hiç kimseye. Vefasız sevenlerin olmuştum pervanesi. Kendim gibi bilerek seviyordum herkesi. Şimdi dizlerim bile taşımıyorlar beni. Anım isyan etti, hak ettim bu zilleti, hak ettim bu zilleti. Yorgunum yorgun, aşk yorgunuyum. Yorgunum yorgun, aşk yorgunuyum. Bilmeden sevmişim meğer, dertle doluyum. Bilmeden sevmişim meğer, dertle doluyum. Gönlümde bir isyan var, bense çare değilim. Ağlamıyorum artık, çünkü ben değilim. Bir sevenlerin kaderi zaten yalvarmaktı, mutlu olmuşum diye.
sen ağlarken sevgili. Vefasız sevenlerin olmuştum pervanesi. Kendim gibi bilerek seviyordum herkesi. Şimdi dizlerim bile taşımıyorlar beni. Varlığım isyan etti. Hak ettim bu zilleti, hak ettim bu zilleti. Yorgunum yorgun, aşk yorgunum yorgun. Yorgunum yorgun, aşk yorgunuyum. Bilmeden sevmişim meğer, dertle doluyum. Bilmeden sevmişim meğer, dertle doluyum. Oğul, oğul. İsmini de bağışla bakalım. Hakkı. Hakkı Bulut. Bana adını tanıştığımızdan beri söylemedin. Giderken de haber vermedin. Sen benim kalbime giren ilk arkadaşımsın. Küçükken öyleydi. Şimdi ise ben bir köylüyüm. Acaba sana layık mıyım? Hiçbir zaman ben ve hislerim değişmedi. Sana kavuştum artık. Kızım onu geri getirdi. Yapacak başka şey yoktu. Onları birbirine bağlayan mazileri var. Ne demek istiyorsun? Ben kızımıza kalbimi verdim. Ama hakkının bütün dünyası esen. Bence insanlık feragat ve fedakarlıktır. Hangi insanlık? Hangi dünya? Kimi insan aydınlıkta yaşamak için... kimi insan da karanlıkta yaşamak için doğar. O ömrü boyu karanlıkta yaşayacak. Çünkü bir hizmetçinin oğlu. Sevmeye hakkı yok. Öyle kızımı asla. Bu kadar kin nefret neden Hulusi Bey? Fedakarlık yapacak olan benim. Seven benim. Hayır, fedakarlık yapmayacaksın. Yıllar önce ben o körün annesine aşıktım. O beni kabul etmedi. Gitti. Bir uşakla evlendi. Aşkımı gömdüm içime. Ben fedakarlık yaptım da ne oldu? Hayatım yıkıldı Kenan. Aşkını kimseye çiğnetme. Kızımın tek seveceği, tek evleneceği erkek sensin. Aşkını bir körün ayakları altına almasına müsaade etme. Demek köşkten ayrılamadın. Gitmek için çalıştım, olmadı doktor. Tehlikeli bir yolda yürüyorsun aşık. Geri dönmen senin için iyi olur. Dünyada candan aziz bir şey yok. Aşk ateşine yananın dumanı aynı tüter. İkimiz de yandınız doktor. Siz Esen'e dikkatle baktınız. Esen candan da azizdir. Bu eller bana tokat atmak için mi açtı gözlerimi doktor? Bana tokat atmak için mi açtı gözlerimi doktor?
Olanların sebebi sensin. Sadece onun sokakta kalmasına, koca şehirde tek başına yaşamasına razı olamadım. Yoksa onu seviyor musun? Ona aşık mısın? Söyle bana. Bilmiyorum. Bilemiyorum babacığım. Sen Kenan'ı seveceksin. Onunla evleneceksin. Buna mecbursun. Beni dinleyeceksin. Baba. Ben baban oldukça bu böyle olacak. Düşüncelisin. Çaresizim doktor. Ben de Hakkı. Hiçbir zaman düşüncelerim bu kadar kararmamıştı. Benim karanlık dünyam aydınlandı da ne oldu doktor? Bak doktor, şimdi beni iyi dinle. Bu acının bitmesi için benim gözlerimi tekrar kör et. Senin saadetin bağısına mesut olmak istemiyorum. Buna imkan yok. Gözlerin benim mesleğimdeki başarımdır. Ama ben insanlığımdan kaybediyorum. Beni tekrar kör edeceksin doktor. Hayır, buna imkan yok dedim. O zaman giderim. Gelmek elindeydi ama gitmek değil. Bu acıya daha ne kadar tahammül edeceğim? Aşk ıstırapla güzeldir Hakkı. Aşkın kaidesi budur. Eğer çok seviyorsan sevdiğini kazanacağından emin olmalısın. Benim kazanmam için birinin kaybetmesi lazım. O zaten kaybetti. Ben kaybettim Hakkı. Yok. Hayır, hayır doktor. Beni iyi dinle Hakkı. Ben Esen'in babasıyım. Her baba gibi kızımın saadetini düşünmek zorundayım. Kenan sana dünyanı kazandırdı. Ona şükran borcum var. Bunu ödemen lazım. Ne yapmamı istiyorsun? İşte para. İşte silah. Bu parayı al ve buradan git. Yahut da bu tabancayla beni vurursun. Seçme hakkı senin. Kararını ver, yoksa kızıma uzanan o ellerini kırarım. Ellerimin kırılması neye yarar? Para da, tabanca da sizde kalsın. Merak etmeyin, benden kurtulacaksınız. Hislerden kurtulmam lazımdı. Kurtuldun mu Kenan? Kurtulmanın imkanı var mı? Nerede Hakkı? Odasında herhalde. Gel, konuşmalıyız onunla. Gözlerim benim mesleğimdeki başarım. Hayır Hakkı. Gelmek elindeydi ama gitmek değil. Her baba gibi kızımın saadetini düşünmek zorundayım. Kenan sana dünyanı kazandırdı. Ona şükran borcum var. Bunu ödemen lazım. Ya bizim dünyamız? Ta diplere kök salmış sevgimiz. Bir çift göz uğruna feda mı edeceğiz bunları? Her baba gibi kızımın saadetini düşünmek zorundayım. Kenan sana dünyanı kazandırdı. Ona şükran borcum var. Bunu ödemen lazım. Çıkar gözler. Çıkar! Çıkar dedim sana gözlerini. Ona şükran borcum var. Bunu ödemen lazım. Ödemen lazım.
ödeyeceksin. Çıkar gözlerini, çıkar! Aşkın göze ihtiyacı yok. Kara dünyamın ışıklarını da kaybettim. Sönsün şu yalancı ışıklar, sönsün! Sönsün! Kilitlemiş kapıyı. Kilitlemiş mi? Çıkar gözlerini. Çıkar gözlerini. Çıkar gözlerini, çıkar! İçeriden sesler geliyor. Bir şey yapmasın. Hakkı! Hakkı, aç kapıyı! Çıkar gözlerini. Çıkar gözlerini. Hakkı! Aç kapıyı! Beni duyuyor musun? Aç! Aç! Kalbimin kapılarını dünyaya kapattım. Günahkarsın sevgilim, günahkarsın, günahkar. Yıktırım bu dünyamda, bitmeyen ağrımda. Hadi Esen göklere, Esen. Tanrım seni affetmez. Çünkü bende yarattığın bir gönül hasretinden tükendim, ruhum bile duymuyor. Ne zalim sevgilisin, kalbin hiç kızlamıyor. Bir taşı sevseydim eğer, karşılık bulurdum belki. Sen taştan da zalimmişsin, günahkar sevgilim. Gideceğiz, köyümüze gideceğiz Nevin. Bundan sonra hep beraber olacağız. Senin yanında olacağım Hakkı. Bu halimle mi? Görmeyen gözlerimle mi? Bana sadece kalbin ve aşkın yeter. Öldürmek faydasız. Bu aşka ben mani olamadım. Sen nasıl olacaksın? Gideceğiz, köyümüze gideceğiz.
Uyan be kardeşim, uyan. Biraz köyümüzde varsa daha mutlu olacağız. İçim yatmıyor kara toprakta gençler. Uyan be hemşerim, uyan. Biraz düşüncem varsa senin için yatıyor kara toprakta gençler. Yeter artık, çok güldü. Sonumuz